Sağlık kontrolünden herkese iyi sabahlar, mutlu hafta sonları. Ben Sinan Kunter. Önümüzdeki 45 dakika boyunca sağlık ve tıp alanındaki gelişmelere yakından bakacağız. Uzman doktorlarımızdan hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgi alacağız. Programa başlarken hatırlatalım, bizlere 0212 441 66 88 numaralı çağrı hattından arayarak ve 0546 560 15 çift 0 numaralı WhatsApp ve Bip hattından mesajlarınızı göndererek ulaşabilirsiniz. Bugün programımızın gündeminde önce özellikle yaz aylarında dikkat çeken varis hastalığı var. Ardından ayak sağlığına değineceğiz. Sağlıklı ve güzel dişler için yapılması gerekenleri konuşacağız. Ve son olarak da burun estetiği ameliyatlarındaki yenilikleri ekrana taşıyacağız. Evet, sağlık kontrolüne önce tıp dünyasından yeni bir haberle başlıyoruz. Kırmızı et sevenler dikkat! Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre çok fazla kırmızı et yemek ölüm riskini önemli ölçüde artırıyor. 1986 yılında başlayan araştırmada kanser ya da kalp damar hastalıkları bulunmayan 70 bine yakın kişi incelendi. Takip edilen kişiler yedikleri kırmızı et miktarına göre gruplara ayrıldı. Sonuçlar, haftada 3,5 porsiyondan fazla kırmızı et tüketenlerde ölüm riskinin %10 oranında artırdığını ortaya koydu. İşlenmiş et tüketimi ise bu riski %13'e kadar yükseltiyor. Araştırmacılar protein ihtiyacını kırmızı et yerine tam tahıllar, yağsız beyaz et, balık ve yumurta gibi besinlerden karşılamanın ve bitkisel ağırlıklı beslenmenin ömrü uzattığını söylüyor. Sağlık kontrolünde bugün ilk konumuz özellikle yaz aylarında daha çok dikkat çeken varis hastalığı. Bu konuyu konuşmak üzere şu anda stüdyomuzda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden klinik şefi doçent doktor Ahmet Kırbaş var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hocam az önce de belirttim, yaz dönemi gelince özellikle varis hastaları daha çok şikayet eder hale geliyor. Öncelikle varis hastalığı nedir, neden oluşur, onu öğrenelim. Evet, önce iyi yayınlar diliyorum. Varis hastalığı aslında toplar damarların belli bir basıncın üzerindeki basınç altında kalmasının sonucunda genişleyerek ana fonksiyonunu kaybetmesi. Bunun da ve hastaya bununla ilgili şikayetler verdiği bir hastalık grubu. Geniş bir yaygın bir hastalık grubu aslında. Hem kadınları hem erkekleri oldukça geniş şekilde etkiliyor. Bazı yayınlara göre %25, bazı yayınlara göre %42 diyecek kadar geniş bir platformda insanların hayatını az veya çok şekilde etkileyen bir ama çok sık görülüyor. Hastalık grubu çok sık görülüyor. Çok yaygın bir hastalık grubu. Dediğiniz gibi de özellikle yaz aylarında bizim de çok sık daha fazla karşılaştığımız, daha fazla şikayet aldığımız bir hastalık grubu. Neden oluşur hocam varis? Yani çok ayakta duranlarda özellikle oluştuğu söylenir ama. Şimdi esas mekanizma şu. Kanın kalbe yeniden dönmesi için bir mekanizma var. Özellikle ayak kaslarının pompalama özelliğini iyi sağlaması ve toplar damarların içerisindeki ikili kapakçık sisteminin çalışarak yukarıya yeniden kanı göndermesi gerekiyor. Bu iki mekanizmanın bozulması, yani hem az hareketle ayaktaki kas pompa özelliğinin azalması hem de içerideki kapak sisteminin bir şekilde uzun süre ayakta durmak, hareketsiz yaşamak gibi çeşitli nedenlerle fonksiyonunu yitirmesiyle damar içerisindeki basınç artıyor, kapaklar iyi çalışmıyor. Dolayısıyla yukarıya kan gönderip yeniden kapanıp fonksiyonlu olması gereken bir damar sistemi bozulunca da belirli bir süre içerisinde bu bir hastalık haline dönüşerek semptom vermeye, şikayet vermeye başlıyor. Nedir bu? Uzun süre hareketsiz kalmak. Uzun süre sizin gibi, benim gibi mesleklerde çok ayakta sabit duran insanların bu çok ciddi karşılaştığı bir sorun. Gebelik çok ciddi bir sorun. Çünkü gebelikte damar içi basıncın arttığı, vücuttaki sıvı miktarının arttığı bir süreç yaşıyoruz. Ama esasen bugün hepimizin günlük hayatta çok sık sabit durmak veya hareketsiz yaşamak aslında bence şu andaki güncel en büyük sorun, en büyük sebep. Kimler risk taşır diyeceğim ama zaten bir parça söyledik uzun süre hareketsiz kalan insanlar risk taşıyor. Genetik yanı var mıdır bu işin? Yani bir anne de varsa kızına da geçme ihtimali. Tabii. Esasen genetik yanı zaten ana bir faktör. Bu arada onu atlamadık. Teşekkürler soru için. Ana faktör genetik. Yani genetik faktör işin ana faktörü. Diğer anlattığımız dediğiniz gibi hareketsiz yaşam, sabit durmak, gebelik, özel bazı ilaçlar var. Özellikle kadın hastalarımızın kullandığı doğum kontrol ilaçları, hormon ilaçları bunlar hep var.
Fakat işte topuklu giymek, sıkı dar elbise ve kıyafetler giymek de bunu yapıyor ama dediğiniz gibi ana faktör genelde genetik faktör. Zaten biz genelde hastalarımızda ilk sorunu sorduğumuzda %60-70 o bağlantıyı görebiliyoruz. Annem de vardı, babam da vardı ama az veya çok vardı diye hep karşılaştığımız bir şey. Dediğim gibi dolayısıyla ilk faktör ne olursa olsun genetik tabii ki. Hocam peki genetik faktör de var. Hastanın yaşam tarzı da pek uygun değil. Evet. Varis oluşumu ufak ufak kendini göstermeye başlamış. Evet. Acaba hareketli bir yaşama başlarsa, yediğine içtiğine dikkat ederse yeni varislerin ortaya çıkışını engelleyebilirim. Bunu durdurmak mümkün mü? Evet. Şimdi biz en çok hastalarımıza tabii şunu söylüyoruz. Hastalarımızı da ilk gördüğünde, bunu da duyduğunda, kalıcı bir rahatsızlık olduğunu bildiğinde biraz üzülüyorlar. Ama aslında sizin dediğiniz gibi bu bir kader değil. Bu varoluş, bu genetik geçişi durdurmak gene de bizim elimizde. Dediğiniz gibi ilk iş yaşam tarzı değiştirilmesi. Nedir yaşam tarzı değiştirilmesi? Ne olursa olsun hepimiz artık bu sporu yapacağız. Evet. Ama az ama çok yapacağız. Hiç yapamadık spor, yürüyüş yapacağız. Yürüyüş hepimizin yapması gereken bir şey. Yürüyüş bizim baldırdaki kasların pompalama özelliğini çok artırdı. Çok da iyi kanı yukarı gönderdiği için vazgeçilmezimiz. Yüzmeyi buna ekleyebiliriz. Genel olarak pilatesi buna ekleyebiliriz. Önce yaşam tarzımız değişecek. Sporu, yürüyüşü muhakkak ekleyeceğiz. En azından günlük hayatımızda bu sabit durma oyundan biraz vazgeçeceğiz. Kendi içimizde bir büroda bile çalışır olsak belli hareketleri yapacağız. Peki şimdi bazı varisler var ki yüzeysel olabiliyor ama bazıları da var ki bacağın içinde kalıyor ve daha tehlikeli bir durum arz edebiliyor. Evet, evet. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz acaba? Hangi tip varis daha tehlikelidir ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir? Evet. Şimdi bu çok geniş bir konu. Bize genel olarak şikayetle hiç yüzeysel hiçbir şey olmadan gelip de dediğiniz gibi yaptığımız bir ultrasonografik tetkikle İçerideki ana damar yapısını gördüğümüzde daha ilerlemiş varisleri gördüğümüz hasta grubu daha çok. Ama tabii bunun bir sınıflaması var. Biz hem iki yüzeysel hem derindeki damar sistemine bakarak hangisinin hangi seviyede olduğunu görerek bunun risklerini ona göre biz hesaplıyoruz. Yani bizim belli bir sınıflandırmalarımız var. Çok ayrıntıya burada girmek istemem ama yüzeysel deniz sistem, yüzeysel sistemde mi varisimiz var, derin sistemde mi var, her ikisinde de olabilir. Ayrıca hem yüzeysel hem derin sistemi birbirine bağlayan bir perforan dediğimiz bağlayıcı ven sistemi de var. Dolayısıyla bunları genel olarak bir değerlendirmek lazım. Tek başına yüzeysel sisteminde olmak daha bizim için kolay olabiliyor. Ama çoğu hastamız da biraz geç kalarak hem yüzeysel sistemini hem derin sistemini, hatta aradaki bağlantı sisteminde fonksiyonları bozulmuş halde geldiğinde tabii bizim için çok daha ilerlemiş bir seviye oluyor. Fakat ve tedavisi de zorlaşıyor. Yani. Tedavisi zorlaşıyor fakat şimdi dediğim gibi tıbbın ilerlemesi artık umutsuz konuşmayı da bayağı bizim için rahatlattı. Umutsuz konuşmaya çok da gerek olmuyor. Bu bizim için de büyük bir avantaj. Artık derin sistemde etkilense, ileri seviyede olsa ciddi ve konforlu ameliyat ve medikal tedavi sistemlerimiz olduğu için daha iyi bir konfor sağlıyoruz artık hastalarımıza. Ben de oraya geleceğim. Eldeki tedavi seçenekleri neler varis için? Yani pek çok teknolojinin de yardımıyla pek çok yöntem ortaya çıktı ama hangi tedavi hangi hastaya uygundur? Tabii. Şimdi artık yeni tedavi sistemleri bizi çok daha rahatladı. Eskiden daha klasik yöntemlerimiz vardı. İlaç tedavisi eskiden olduğundan gene ilerledi ama cerrahi yöntemde de çok ciddi farklılıklar var. Eskiden biz açık ameliyatlar yapardık. Açık ameliyatlarla bizim insizyon dediğimiz hastalara geniş kesiler yapıp hem konforu hem kozmetiği hem hastanın ameliyat sonrası dönemini kötü geçebileceği, daha ağrılı geçtiği, hasta memnuniyetinin daha az olduğu bir dönem yaşadık. Şimdi tabii iş çok daha farklı bir noktaya geldi. Özellikle artık neredeyse kesip içi yok dediğimiz bir yöntem var ki damarı içeriden dışarıdan sadece damarın içerisine girip içeriden damar sistemini tamamen kapatma obliterasyon dediğim sistemlerle buna radyo frekans yöntemleri, lazer yöntemleri hatta yeni çıkan yapıştırıcı yöntemlerini ekleyerek söyleyebilirim. Artık elimiz çok daha güçlü. Yani hastaya bugün olmak kaydıyla mesela biz artık ortalama 9-10 ameliyat çok rahat yapabilecek hale geliyoruz. Çünkü hastaların artık ortalama ameliyat süreleri 10 ile 15 dakika 20 dakikaya kadar düştü. Hemen hiçbir yeri kesmeden eğer uygun vakaysa, herhangi bir ek paketi dediğimiz genişlemesi yoksa sadece bir iğne deliği yerinden girip ameliyatımız o delikten yaklaşık 15 dakikada 20 dakikada yapıp belki de anesteziyi vermeden, genel anestezi altında da almadan aynı günde hastayı taburcu edip evine göndermek gibi bir konforlu hale geldik. Dolayısıyla bu
bizim için, bizim branşımız için, bu hastalık için çok ciddi bir fark yarattı. Yani hasta konforu, hasta kalitesi çok önemli. Hasta genel anestezi almıyor, önemli bir insizyon kesilmesi olmuyor. Aynı gün muhtemelen evine gidebiliyor. Ağrısızsız hemen hemen hiç yok denecek kadar az. Ve en önemlisi günlük hayata neredeyse ertesi gün, hatta aynı gün, aynı gün hayata normal katılabiliyor. Hocam ne zaman yürüyebilirim? Şu an dediğimde herkes şaşırıyor. Hatta biz yatmayı çok sevmiyoruz ameliyat olduğu gün. İlk soru bu: hocam ne zaman kalkabilirim? Şu an. Hemen. Şu an kalkın, hemen yürüyüşünüze başlayın dediğimizde tabii konfor başlıyor. Peki operasyon sonrası, tedavi sonrası varis hastalarının acaba yaşamında dikkat etmesi gerekenler oluyor mu? Kısa dönemde ilk biz bir dönem bir varis şarabı kullanıyoruz. Hem hastanın damar yapısının toplaması, damarın yeni sisteme adaptasyonu hızlanması açısından bir varis şarabı kullandığımız kısa bir dönem var. Bu bir hafta, 10 gün dönemi. Ondan sonra varis şarabından da kurtuluyor. Dediğim gibi bundan sonra tek hastamızdan istediğimiz şey, aslına bakarsanız, sadece kilosunu, varsa kilosunu atması. Dediğim gibi günlük yaşantısına biraz daha dikkat edip sporunu, yürüyüşünü, günlük hayatta çok sporun yapılmadığını gördüğümüz bu dönemde, ama yürüyüş hiç kimse için olmaz ve imkansız bir şey değil. Kesinlikle. Yürüyüş herkesin yapabileceği. Aslında her zaman söylediğiniz şey kalp damar hastalıklarından genel olarak şey korumak için, için de her gerekti. Şey için söylüyoruz hastalarımıza. Bu sadece bizim için değil, kalp hastalığı, beyin hastalığı, herkes tüm yaşamın bütün kalitesi ve konforu için o sporu, o yürüyüşü yapacağız. Dediğim gibi, ama nedir ufak farklı şeyler? Suyu gene bol içeceğiz. Sıcak su meselesi var. İşte kaplıcaymış, hamammış, sauna gibi çok sıcak suya temas edebileceğimiz, çok sıcakla temas edeceğimiz yerden kaçınacağız. Denize gidip o güneşin altında kalmak, işte kumlara gömmek gibi, hani yoğun sıcakla teması keseceğiz. Birazcık banyo sırasında tam çıkışta böyle 5 dakikalık bir soğuk suyla bir temas ettirirsek ayaklarımızı, o bizim için toplar damarlar için oldukça faydalı. Küçük bazı nüanslarla ameliyat olmuş hastanın normal hayata döndüğünü görüyoruz biz klinikte. Yazları tabii bir de birçok insan için yolculuk dönemi. İnsanlar tatile çıkıyor. Yolculuklarda bazen otobüs yolculuğu, bazen uzun uçak yolculukları olabiliyor. Varis hastaları bu yolculuklar sırasında ne gibi bir önlem almalı? Yani bu biraz seyahat süresinin uzunluğu ile ilgili bir şey. 6 saati geçen özellikle yolculuklarda aranın verilmediği, mesela artık uçak yolculuğunda eskiden bu çok ihmal ediliyor. Şimdi bakıyorum ben, uzun yolculuklarda herkes kan sulandırıcı, iğneyi bile yanında getirmiş hasta insanları görebiliyoruz. Çok önemli olan şey şu, onu uçakta da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Uçak dahi olsa kendi içerisinde, uçağın içerisinde bir yürümek gerçekten lazım. Çünkü ayakta eğer de bir zemin varsa, bilmediğimiz, bu hepimizde olabilecek bir şey, bilmediğimiz bir zemin varsa, o uzun yolculuklar bizim için pıhtı oluşması, hareketsiz kaldığımız anlarda pıhtı oluşması en uygun anlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Sayın Doçent Doktor Ahmet Kırbaş bizimle birlikteydi. Varis hastalığını ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Teşekkür ederim, iyi günler. Sağ olun. Sağlık Kontrolü'ne yeni bir haberle devam ediyoruz.